ilerinden söz ediyoruz. Yani yapılmasın diyen yok. Bu eleştirileri din düşmanlığı diye yansıtanlar da olacaktır. Yapılmasın diyen yok. İhtiyaç duyulduğu kadarıyla yapılsın elbette. Adaletli davranılsın. Para harcanırken de adaletli davranılsın. Bakın hepimizin parası nasıl harcanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşu İlbank bütün yardımları Cumhur İttifakı belediyelerine yapıyor mesela. %100 hibe projelerinin neredeyse %99'u AKP, MHP ve kayyum yönetiminde olan belediyelere gidiyor. Bu hibelerin maddi karşılığı tam 132 milyon lira. Vatandaşın parası. Bizim paralarla oluşan bütçeden AKP, MHP ve kayyumların yönettiği belediyelere 132 milyon lira gitmiş. Diğer belediyeler onlara yok. Ve bu manada da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019, 2020 ve 2021 yıllarında araç yardımlarının %97'sini Cumhur İttifakı belediyelerine yaptı. Bakanlığa bağlı İlbank'ın hibeyle gerçekleştirdiği 102 projenin de 61'i AKP, 33'ü ise il özel idarelerinin projelerini kapsadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Bir Günden Mustafa bildiricinin haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İller Bankası anonim şirketi İlbank 2020 yılında %100 hibe ile 102 proje tamamladı. Bu projelerin %99'u AKP ve MHP'li belediyelerle kayyumlara ait. Maddi karşılığı 132,3 milyon lira olan hibelerden muhalefetin yararlanma oranı 0,19. İşte İlbank'ın %100 hibe desteği verdiği belediyelerin dağılımı. AKP 60 belediye, il özel idareleri 33, kayyum 4 belediye, MHP 4 belediye, CHP 1 belediye. Bakanlığımız ilgili tüm kurumlarımıza ilgili Rakamları değerlendiren CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a göre bu durum ayrımcılığı ortaya koyuyor. İktidarın adaletsizlik ve partizanlıkta geldiği son noktayı ifade ediyor. Ve bu manada da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Hizmet hepimize yapılacak ya hangi partiye oy vermiş olursak olalım. Cezalandırılan biziz aslında seçmen. Az söylemişim. Muhalefetin yönettiği belediyelere ayrılan pay %0,19'muş. %1 bile değil. Durum böyle. Adalet, adalet, adalet. İktidar partisinin adında adalet. Adalet ve Kalkınma Partisi. Hizmeti herkese, bütün seçmenlere götürmekle yükümlü belediyelerden, belediyelerimizden bir haber. Ankara Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Bey belediye personelini topladı. Öyle bir azarlamış ki. Görüntüler bugün sosyal medyada olay oldu. İşte Cumhurbaşkanımızı eleştireni kovarım. Kapının önüne koyarım. Yani uyarıyor personelini. Nasıl çalışanlar istediğini söylüyor. Bir dinleyelim. Ağzımızdan çıkan lafa sahip olmazsak, hakim olmazsak, kime ve neye hizmet ettiğimizi hesaplayamazsak, hangi kuruma ve hangi devlete ait olduğumuzu bilemezsek ait olduğumuz yere gideriz. Bu uyarılarımı ve bu ikazlarımı lütfen dikkate alın ki üzülmeyesiniz. Ankara Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye personelini bir salonda topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirenleri işten çıkarmakla tehdit etti. Belediyenin bütün ekonomik imkanlarını biz zorlayacağız. Bütçeye ekstra yük gelecek, bunu karşılayacağız. Bunun karşısında da çıkacak kendini bilmez birisi, ağzını ayıra ayıra bu ülkenin cumhurbaşkanını eleştirecek. Ağzını ayıra ayıra bu belediyenin başkanını eleştirecek. Hadi ya. Oğuz, belediyenin bütçeden yaptığı fedakarlığa dikkat çekti. Bu fedakarlığı görmeyen ve eleştiren işçi zaten buraya ait değildir, dedi. Yarın başına taş düştüğü zaman niye düştü diye sorma. Sebebi bu işte. Bundan dolayı düştü. Oğuz'un bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Parti devleti değiliz. Yani devlet ayrı, parti, iktidar partisi ayrı. Partili cumhurbaşkanı sistemindeyiz. Evet, biz parti liderini mi eleştiriyoruz, cumhurbaşkanlığı makamına mı eleştiri getiriyoruz? İşte onlar birbirine karıştığı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili her eleştiriyi Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıp hapis cezası da vermeye kalkıyorlar malumunuz.
gazetecilerin de başına gelenler oluyor. Bu hapis cezası tehditleri bir kenara, vergi müfettişleri gönderiliyor. Muhalif diye bilinen kanallara ve isimlere ve gazetecilere bahsedeceğim. Biraz kafamız dağılsın. İyi geldi değil mi Tarkan'ın şarkısı? Bugün Diskin eyleminde gördüm, işçilerin eyleminde. Geçecek geçecek şarkısı, üzerlerinde grev sözcüsü önlükleri oynuyorlardı. İyi geldi. Pop şarkısı nihayetinde. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli de sahip çıktı. Dedi ki geçecek geçecek şarkısına sahip çıkanlar önce dönüp aynaya baksınlar ve kendilerine kıl oldum abi desinler gibi Tarkan'ın şarkılarına gönderme içeren bir konuşma hazırlanmıştı Bahçeli'ye. Bugün İYİ Parti lideri Akşener de bahsetti geçecek şarkısından. Hatta Tarkan'ın şarkılarına göndermeler yaptı Akşener. Bir dinleyelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Tarkan bir şarkı çıkardı. Şarkıda küfür yok, hakaret yok, umut var. Ama bu arkadaşların o umuda bile alerjileri var. Kimlere alerjileri yok biliyor musunuz? Mesela kendilerini eleştirmek yerine kuzu kuzu oturanlara alerjileri yok. Mesela havuz medyasındaki dilli düdüklere alerjileri yok. Mesela ihaleleri hüp diye götüren acayip müteahhitlere alerjileri yok. Milletin başına bela ettiğiniz bu ucube sistem geldiği gibi gidecek. Siz isteseniz de istemeseniz de bu çile bitecek. Er ya da geç o sandık gelecek. Gelecek, çile bitecek, bunlar gidecek diyor özetle Meral Akşener. Şimdi hayatın gerçekleri. Bir meslektaşımız, gazeteci meslektaşımız yaptığı haberden dolayı ahlak polisi tarafından böyle götürüldü biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Hülya Kılınç Manisa Adliyesi'nden çıkarken gazeteciye ahlak polisinin eşlik ettiği bu görüntüler meclis gündemine taşındı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından. Gazeteci Hülya Kılınç, Libya'da şehit edilen MİT mensubunun cenaze haberi nedeniyle cezası onanmış, Murat Ağrel ve Barış Pehlivan İstanbul'da, Kılınç da memleketi Manisa'da cezaevine girmişti. Kılınç ertesi gün denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı. Ancak akıllarda cezaevine götürülürken kendisine eşlik eden kadın polisin üniformasındaki ahlak polisi ibaresi kalmıştı. Gazeteci Kılınç serbest bırakılmasının ardından Halk TV'ye konuşmuştu. Ben araca binip işte cezaevine girene kadar yanımdaki polisin ahlak polisi olduğunu bilmiyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra öğrendim bunu. Kılınç bunun kasıtlı olarak yapıldığı görüşündeydi. O zaman kasıt arıyorum ben de. Şöyle diyorum. Eğer içerideki asayiş şubedeki polis, benimle birlikte beni götüren polis gazetecilere bilgi veriyorsa ve yanıma ahlak polisini veriyorsa ben buna kasıt arıyorum. Bir gazeteciye ahlak polisinin eşlik etmesi büyük tepki çekmişti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuyu meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Neden bir gazeteciye ahlak bürosu polisleri eşlik etmiştir? Olaya ilişkin soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa akıbeti ne olmuştur? Soruları yer aldı. Tabii ki ben aslında en başından aldım. Halk TV'ye konuşan gazeteci Kılınç, Anadolu Ajansı'na da tepki göstermişti. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haberlerde belirtildiği gibi polis gelip evimden almadı beni. Öncelikle ben sabah adliyeye çantamı hazırlayarak gittim. Kendim teslim oldum. Anadolu Ajansı biliyordu benim kapıdan çıkacağımı. Diğer arkadaşlar bilmiyorlardı. Kapıda hazır bekliyorlardı. CHP'li Özel soru önergesine görüntülerin nasıl yayınlandığını da ekledi. Bu onur kırıcı ve utanç verici görüntülere ilişkin talimatı kim vermiştir dedi. Hayır unutmadık elbette. Bir başka gazeteci meslektaşımız Sedef Kabaş da cezaevinde günler geçiyor Kabaş cezaevinde. Cumhurbaşkanına hakaret davalarından bir haberim var. Cumhurbaşkanına hakaret davalarından birinde beraat eden kişi tazminat talebinde bulundu. Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Ve bu vatandaşın başvurusuna Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle evet burada hak ihlali var
kararı verdi. Vatandaşın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında oy birliğiyle ihlal kararı verdi. Fikirler yargıya taşınıyor. Soruşturmalar, gece yarısı gözaltıları, davalar. 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanı'na hakaretten mahkemelik olanların sayısı 40 bine yaklaştı. O davalardan biri Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Şenol Çelik. 2014'te Samsun'da açılan bir pankart nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla başlatıldı.